Gözümüz aydın, felaket bir yılı, 2020 yılını geride bırakıyoruz ve muhteşem bir yıla uyanacağız. Yarın sabah itibariyle hastalık olmayacak, salgın olmayacak, ekonomiler düzelecek, enflasyon, işsizlik gibi sorunlar olmayacak, sosyal problemler olmayacak, özellikle Türkiye şahlanacak. Bunların hepsini söylemek isterdim arkadaşlar ama ne yazık ki tablo bu değil ve bunu sizler de gayet iyi biliyorsunuz. 2021 yılı ne yazık ki 2020 yılına göre çok daha zor bir yıl olacak. Hem ekonomik açıdan, hem siyasi açıdan hem de ne yazık ki bu korona salgını açısından baktığımızda. Dolayısıyla hazırlıklı olmamız gerekiyor. Şimdiden bunun uyarısını yapalım. Hani derler ya, dost acı söyler. Evet, dost acı söylüyor ve ben de bunları sizlerle paylaşmak zorundayım arkadaşlar. Peki 2021 yıl neden 2020'den kötü olacak? Biraz bunu konuşalım istiyorum. Özellikle ekonomi cephesinde neden işler çok daha fazla karışacak? 2020'nin başı itibariyle dünyada hiçbir sorun yokmuş imajı vardı. Sadece Türkiye'de değil, Rusya'da, Amerika'da, Avrupa'da bu hastalık bize bulaşmaz, Çin'de kalır diye bir bakış açısıyla herkes gayet relaxtı. Oysa ki Çin hastalığı kontrol altına almasına rağmen Avrupa'da pek çok ülkede hızla yayılan bir salgın gördük ve arka arkaya ölümlerin geldiğini gördük. Özellikle İtalya ve Fransa'yı sizlere hatırlatmak isterim. O sıralarda Amerika, Rusya, Türkiye biraz daha rahat davranıyordu. Bizde bu hastalık yok, sorun da yok diyorlardı. Hemen ardından Rusya, Türkiye ve Amerika'da görüldü. Amerika'daki salgının boyutu o kadar büyüktü ki bütün dünyadaki vakalardan daha fazla vaka görüldü Amerika'da. Öbür taraftan Avrupa ve Amerika'ya bulaşan salgına rağmen nedense Rusya, Türkiye gibi ülkelerde korona baş göstermemişti. Biliyorsunuz o günleri hatırlayın. Bakın Ocak, Şubat aylarında Türkiye'de tek bir vaka bile yoktu. Keza Rusya'da da. Ama sağlıkçılar ısrarla uyarıyordu. Bizler ısrarla uyarıyorduk. Türkiye, Rusya gibi ülkelerde bu hastalık görülmese bile özellikle Avrupa cephesinde bu kadar büyük bir salgının olmasının ekonomileri darmadağın edeceğini ve bunun da Türkiye'ye etkisinin çok sert olacağını sizlerle paylaşıyordum. Öbür taraftan biliyorsunuz 2019 ve 2018 yıllarında geçmişten gelen Türkiye'nin ekonomik sorunları her geçen gün biraz daha büyüyordu. Nitekim arkadaşlar 2020'ye girdiğimizde Türkiye'nin büyük bir ekonomik çıkmaz içerisinde olduğunu azıcık realist bakan herkes görebiliyordu. Ama ısrarla o günün ekonomi yönetimi bunun üzerini örtmeye çalıştı. Ne yazık ki bakın, ne yazık ki bunun üstü örtülmeye çalışıldı. Türkiye bütün dünyaya rağmen büyüyecek, fırsat dönemine girdik. Çin'de bu hastalık görüldüyse kimse Çin'le alışveriş yapmayacak. Bu nedenle Türkiye aradan sıyrılacak gibi açıklamalar yapıldı. Bu bakış açısı en tehlikeli bakış açılarından biriydi ve nitekim bunun bedellerini sonraki aylarda ödedik. O günlerde yine ısrarlı bir şekilde sizleri uyarmaya çalışıyordum. Bakın yıla 5 liralık bir dolarla başlamıştık. 2020 yılına 5 liralık bir dolarla başlamıştık ve iddialar 4 lira 3 lira şeklindeydi. Enflasyon da %9-10 civarında geziyordu ve enflasyon hızla düşeceğini iddia etti bazıları. O günlerde sizlere hayır, enflasyon düşmeyecek. Aksine yıl sonunda %14-15 gibi seviyeleri göreceğiz. En iyi ihtimal demiştim. Ocak, Şubat aylarında biz hastalık yok diye rahat davrandık. Ekonomimizi kapatmadık. Ülkede herhangi bir önlem almadık. Maskelerimizi başkalarına gönderdik falan. Hatırlayın arkadaşlar. Bunların hepsini biz yaşadık. Sonra Mart ayında bir anda hastalığın bizi de vurduğu söyleniverdi. Acil önlemler alınması gerektiği söylendi. Sokağa çıkma yasakları ilan edildi vesaire. Rusya'da da aynı benzer tabloyu gördük ve bunun sonrasında zaten gerçeklerle yüz yüze kaldık. Bir anda geçmişten gelen ekonomik sorunlar, öbür tarafta arkadaşlar geleceğimizi tehdit eden bir salgından bahsetmeye başladık. Ve ne yazık ki yanlış para politikaları arka arka uygulanmaya devam edildi. Aynı zamanda da çeşitli restleşmelere girildi. Suriye problemi devam ettirildi, Doğu Akdeniz problemi devam ettirildi, Libya problemi devam ettirildi, Avrupa Birliği ile karşı karşıya gelindi, Amerika ile karşı karşıya gelindi. Türkiye problemlerini belli bir noktada tutacağına daha da genişletti ve buna bağlı olarak da ekonomik sorunları da büyümeye devam etti. Hatırlayın, kuru baskılamak en büyük sorunlarından birisi haline gelmişti. Her ay kuru baskılayabilmek için Merkez Bankası rezervlerini boşaltmaya devam ettiler. Yılın sonuna geldiğimiz bu günlerde 130 milyar dolarlık rezervin eridiğini görüyoruz. Merkez Bankası rezervlerinin -50 milyar dolar seviyesine geldiğini görüyoruz. Ne
Neden? Koronadan kaynaklı mıydı bu? Tabii ki değildi. Yanlış ekonomi yönetiminden kaynaklı bir tabloyla karşı karşıyaydık. 2018 Ağustos ayında yaşanan kur şoku nedeniyle Türkiye cari fazla vermeye başlamıştı. Faizler yükselmişti ama aynı zamanda Türkiye'nin dış ticaret açığı meselesi de çözülmüştü kısa vadeli olarak. Yani bir fırsat dönemiydi. O fırsat döneminde kuru serbest bırakmak yerine baskılamayı tercih ettiler ve 2020'nin ilk aylarından itibaren biz cari açık vermeye başladık. Cari açık vererek ekonomik dengelerimizi de darmadağın etmeye başladık. Uzun vadeli borçlar kısa vadeli borçlara dönmeye başladı. Maliyetlerimiz arttı, faiz dengelerimiz bozuldu vesaire. Ama yaptığımız yanlıştan dönmedik. Haziran ayına geldiğimizde hükümet özellikle konut sektörünü canlandırmak için faizleri çok sert bir şekilde aşağıya çekti. Teşvik faizleri açıkladı ve bunu koronaya bağladı. Komik olan tarafı buydu. Korona olduğu için vatandaşımıza teşvik veriyoruz dediler. İnşaat sektörüyle ilgili, konut sektörüyle ilgili kredileri düşürdüler. Otomotiv sektörüyle ilgili kredileri düşürdüler. Sanki Türkiye'nin derdi buymuş gibi. Bütün dünya vatandaşlarına hibe olarak para verirken bizimkiler kredi verdiler, bizimkiler IBAN numarası verdiler. İnsanlar konuta, otomobile saldırdı ama bir sene sonra bunların vadesi geldiği zaman nasıl ödenecek onun bir cevabı yok. Nitekim şimdi 2021'de o dönem geliyor arkadaşlar. 2021'de bir yıl insan tüketici kredilerini ödeyemeyecek. Ve buna bağlı olarak da banka batıkları her geçen biraz daha artacak. Bunu çok net bir şekilde göreceğiz. Türkiye 2021 yılında büyük bir finansal krize doğru emin adımlarla ilerliyor. Devlet de harcamalarını kısmadı. Evet vatandaşa vermedi ama ballı kaymaklı müteahhitlere para aktarmaya devam etti. 204 milyar dolar, 1.6 trilyon liralık para ballı kaymaklı müteahhitlere aktarıldı. Peki vatandaşa ne kadar para verildi pandemi döneminde? 0 lira. Kredi kullandırıldı. Kamu bankalarından 3.000 lira, 5.000 lira, 10.000 lira kredi kullandırıldı. İşin kötü tarafı ihtiyacı olanlar alamadı. İhtiyacı olmayan, zaten parası olan ve bunu çarçur edecek kişiler koşarak o paraları aldılar. Bu arada vatandaş güvenini iyiden iyiye kaybetti ve bunun sonrasında dövize yüklenmeye başladılar. Her geçen gün biraz daha döviz mevduat hesaplarını arttırdı. Biraz daha yastık altını arttırdı. Altın da almaya başladı. Bunun için vatandaşa kızamazsınız. Dünyanın her yerinde tasarruf eğilimi artar böyle kritik dönemlerde. Avrupa'da da, Amerika'da da, dünyanın her yerinde de insanlar tasarrufa yöneldiler bu dönemlerde. Zorunlu ihtiyaçları haricinde kuruş para harcamak istemediler. Mümkün olduğunca dişlerinden, tırnaklarından arttırdıkları her kuruşu kenara koydular ki yarın öbür gün bir sıkıntı yaşamayalım diye. Türkiye'de ise iki sebep vardı. Birincisi tasarruf, ikincisi paranın değerini koruyabilmek. Piyasada artan fiyatlara karşı ellerindeki değeri koruyabilmeye çalıştılar. Mal ve ürün fiyatlarına karşı Türk lirası eridi ve dolardan çok daha fazla eridi. Emin olabilirsiniz arkadaşlar. Dolar 7 lirayken piyasa maliyetlerinin 9 lira 10 liradan yapıldığını gördük kur üzerinde. İnsanlar buna karşı önlem almaya çalıştılar. Çok da haksız değillerdi. Tasarruf yapamayanlarsa ki büyük bir kesim ifade ediyor bu. İşsiz olanlar, açlık sınırının altında kalanlar, yoksulluk sınırının altında kalanlar, ucu ucuna geçinmeye çalışanlar, iş yapamayan esnaflar, KOBİ'ler ne yaptı der? Her geçen gün 2020'de biraz daha fakirleştiler. Fakirleşmelerinin temelinde ne yazık ki korona yoktu tek başına arkadaşlar. Devletin yanlış ekonomi politikası vardı. Çiftçi, üretici, KOBİ, esnaf büyük bir borç girdabına girdi. Kredilerle işini döndürmeye, hayatını döndürmeye çalıştı. Kendisini döndüremeyen çiftçinin traktörüne el konuldu. Evine, arabasına el konuldu. Tarlasına el konuldu. Üretim alanlarına el konuldu. Bu sadece çiftçiyle sınırlı kalmadı. Esnaf da, üretici de, KOBİ de aynı şekilde köşeye sıkıştırıldı 2020 yılında. Bakın bütün dünya başta Avrupa ülkeleri ve Almanya olmak üzere üreticilerini ve tüketicilerini ayakta tutmaya çalışırken biz yanlış ekonomi politikalarıyla sadece ve sadece kuru baskılamaya çalıştık. Baktık ki olmuyor, baktık ki kasada para bitti, baktık ki Merkez Bankası rezervleri tükendi, baktık ki hazinede kuruş para kalmadı, o zaman da faizlere yüklenmeye başladık. Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık. Oysa Merkez Bankası Başkanı
Başkanı ekonomi yönetimi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediklerinden gram dışarıya çıkmamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı sözde istifa etti. Oysa bu bir kaçıştı. O kadar işin içinden çıkılmaz bir hal almıştı ki ekonomi, artık Hazine ve Maliye Bakanı'nın o koltukta oturma ihtimali yoktu. Sonrasında yeni Merkez Bankası Başkanı geldi, yeni Hazine Bakanı geldi ama ne değişti sorusunun cevabı? Hiçbir şey. Bir iki söylem dışında hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz. Bu arada Avrupa Birliği yaptırımları devreye koydu, Amerika yaptırımları devreye koydu ve bu Türkiye'yi daha da köşeye sıkıştırdı. Bakın, biz bu koşullar içerisinde 2021 yılına giriyoruz arkadaşlar. Yüksek enflasyonist ortam, yüksek faiz ortamı, her an kırılabilecek ve kırılmama ihtimali olmayan bir kur ortamıyla 2021 yılına giriyoruz. Banka borçlarıyla giriyoruz, finansal sıkıntılarla giriyoruz, KOBİ iflaslarıyla giriyoruz, üreticinin iflasıyla giriyoruz, tarımın bitmiş haliyle giriyoruz 2021 yılına. %28,5'a dayanmış genel işsizlikle giriyoruz 2021 yılına. %50'ye vurmuş genç işsizlikle giriyoruz 2021 yılına. 40 milyar dolara dayanmış cari açıkla giriyoruz 2021 yılına. 182,5 milyar dolarlık kısa vadeli borç, 420 milyar dolarlık toplam borçla giriyoruz 2021 yılına. 130 milyar liralık bütçe açığıyla giriyoruz 2021 yılına. Ve 2021'de beklenen bütçe açığı 250 milyar liraya dayanmış durumda. 130 milyar liralık faiz gideriyle giriyoruz 2021 yılına. Ve 2021 yılında 180 milyar lira daha faiz ödeyeceğiz. Bütün dengelerimizin bozulduğunu görüyoruz. Dünyada da işler iyi gitmiyor. İngiltere'deki mutasyonu biz her ne kadar küçük görsek de dünya küçük görmüyor. Avrupa ülkeleri hızla küçülüyor, hızla daralıyor, hızla sınırlarını kapatıyor. Türkiye ise hala her şeyin güllük gülistanlık olacağını söylüyor. Bugün TÜİK'in açıkladığı dış ticaret verilerini sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Bugün açıkladı dış ticaret verilerini. Dış ticaret açığı Kasım'da yıllık %153,5 artmış durumda. 5 milyar dolar sadece Kasım ayındaki dış ticaret açığı. Ocak-Kasım'da %82,5 oranında artmış. Kasım'da ihracat %0,9 azalırken ithalat %15,9 oranında artmış. Yani makas her geçen gün açılmaya devam ediyor. Türkiye ithal etmeye, ihraç edememeye devam ediyor. Çünkü biz kuru baskılamayı hala bir marifet olarak görüyoruz. Ne yazık ki nasıl Merkez Bankası'nın rezervleri tükendiyse, sıfıra vurup sonra eksiye gittiyse ve eksi 50 milyar dolara dayandıysa, şimdi de faizi tüketiyoruz arkadaşlar. Faizinde bir marjinal faydası var. Yani bir fayda noktası var. O fayda noktasına geldikten sonra siz faizi ne kadar yükseltirseniz yükseltin bir işe yaramayacak. Kurdaki kırılganlıklar makroekonomik sorunlardan dolayı devam edecek. Dolayısıyla 2021'de en çok Türkiye zorlanacak. Cehenneme hoş geldiniz diyorum onun için sizlere. Geçen yılda 2020 yılına girerken demiştim ki cehenneme hoş geldiniz. O zaman hem Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çok büyük bir sıkıntı olacağını, hem de bu hastalıktan dolayı dünya ekonomisinin bozulacağını, kapanacağını ve bunun da Türkiye'yi vuracağını sizlere uzun uzun anlatmıştım. Bir yılda her şey çok daha kötüye gitti arkadaşlar. Türkiye hiçbir verisini düzeltmediği gibi düzgün gibi görünen verilerini de bozdu. 2021'e girerken de aynı hataları tekrar tekrar yapmaya ve üzerine mum dikmeye devam ediyoruz. Üzerine resmen mum dikiyoruz. Ülke büyük bir ekonomik çıkmaza doğru sürükleniyor. Ve ne yazık ki ekonomi yönetimi ya da yöneticiler reformu sadece Merkez Bankası Başkanı'nı görevden almak ya da Hazine Maliye Bakanı'nı görevden istifaya zorlamak olarak nitelendiriyor. İki isimin değişmesiyle her şeyin değişeceğini anlatmaya çalışıyor. Eğer ki Türkiye'de ekonominin düzeleceğine biz ya da vatandaşlar inanıyor olsaydı, döviz mevduat hesapları artmaya devam etmezdi. Faizler arttırıldı, döviz aşağıya geldi, 7.30 seviyeleri görüldü. Ona rağmen vatandaş gördüğü her seviyeden döviz almaya devam ediyor. Yine bakıyorsunuz, veriler geldi TÜİK'ten. 700 milyon doların üzerinde döviz alınmış vatandaşlar tarafından. Kurumlar da hala döviz almaya devam ediyor. Çünkü Türkiye'deki kırılganlıklar devam ediyor. 2021'de bu kırılganlıklar çok daha büyüyecek arkadaşlar. Bunu ne kadar idare edebilirsiniz? Ocak'ta mı idare edersiniz? Şubat'ta mı idare edersiniz? Belki, ama Mart'ı çıkartamazsınız. Nisan
insanı hiç çıkartamazsınız. 1994 krizinden beter, 2001 krizinden beter bir çifte krize girersiniz. Bütçe açığından dolayı, ödemeler dengesinden dolayı, finansman açığından dolayı, yani kısa vadeli borçların ödenememesinden dolayı, bütün kaynakların tükenmesinden, Türkiye'nin faiz, döviz, enflasyon sarmalına sokulmasından dolayı. Üzüldüğüm nokta ne biliyor musunuz? Bugün arkadaşlar dövizi belki 15-16 seviyelerinde tutabilirdiniz. Ve bunu yaparak belki Türkiye ekonomisini canlandırma şansına sahip olabilirdiniz. Faiz oranlarınız da %15-20 aralığında kalabilirdi. Ama bu yapılan hatalarla ne oluyor biliyor musunuz? Yarın öbür gün dövizi belki 30 lirada tutamayacağız. Faizler %40'ın üzerine çıkacak ve enflasyon da %40-50 aralığına kadar gidecek. Dolayısıyla bu hatalar sorunları her geçen gün biraz daha büyütüyor ve bu sorunlar da Türkiye'yi büyük bir ekonomik ve siyasi çıkmaza doğru sürüklüyor. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.